You trust me. Going in three. Me too. See you in a minute. Two. This is my destiny. Avengers! Yeni ve muhteşem bir sonsuzluk haftasıyla geri döndüm. Bu sefer tek bir film üzerinden değil, tüm evren üzerinden cevaplayacağım yüzlerce soru olacak. Herkes hazır mı? Assemble. Oh, yeah! Evet, yine bir sürü Marvel içeriği hazırladık, bir sürü teori hazırladık. Bazen kafanız karışacak, bazen yeni şeyler öğreneceksiniz. Ama en önemlisi mutlaka eğleneceksiniz. Ve tabii ki harika ödüller sizi bekliyor olacak. Is he asleep? No. I'm pretty sure he's dead. Evet, karantina yüzünden sevdiğimiz filmler ertelendi ama bu Ezgi'nin kanalında eğlenmeniz için engel değil. Yeni aboneler bu kanalı geç keşfettiği için hayıflanırken kanalın bilgiyle donanmış tecrübeli takipçileri çok daha fazlasıyla karşılaşacaklar. O kadar ki yakında şu hale gelebilirsiniz ya da şu veya bu. O yüzden sindire sindire gidelim. Son 10 yıl boyunca her Mayıs ayında bir Marvel filmi vizyona girdi ve ilk Avengers filmi incelememizden bu yana her sene sizinle muhteşem video serilerine imza attık. Sonsuzluk haftasını kopyalayanlar da oldu, bize durduk yere saldıranlar da oldu ama önemli değil. Benim iletişimim tamamen sizlerle. Bu yüzden yıllardır bir yandan tüm popüler yapımlardan bahsederken bir yandan da çok sevdiğiniz ev vlogları çekmeye devam ediyoruz ve bu süreçte de bu videolar devam edecek, o yüzden merak etmeyin. Ama geleneği bozmamak adına bu hafta size sürekli önemli bilgi vereceğim ve tabii ki teori üzerine teori sıralayacağız. We have a plan. Unutmayın, birileri bu kanalı hala keşfetmedi. Bu bilgileri önceden edinmek için de abone olmayı unutmayın. Sizden tek beklentim bu. Peki neler konuşacağız derseniz, yeni Marvel evreni nasıl ilerleyecek? Çoklu evrenlerde eski kahramanlar nasıl yer alacak? 4. Thor neden bu kadar dop dolu oluyor? Tobey, Andrew, Tom neden birlikte? Açıklanan Iron Man sürprizi nedir? Endgame filminin bize anlatmadığı büyük sır ne? Neden 2023 yılı çok önemli olacak dediler? Korkmalı mıyız? Marvel evreni bize çok daha karanlık bir sırrımı anlatmaya çalışıyor. Kaptan, Loki, Strange, Groot, Tony, Peter, Natasha, Fury, Skrull'lar. Peki tüm bunlar ve bunlar ve bunlar neden her şey yeniden bir araya geliyor? Tam olarak neyi kaçırdık? Emin olun anlatacak çok şey var. Ben, I don't even know what the hell you're all talking about. Şimdi hala bilmeyenler için sonsuzluk haftası nedir? Önce ondan başlayalım. Okay. Who here hasn't been to space? You better not throw up on my ship. Bu ödüllü bir oyun arkadaşlar. Önümüzdeki 10 gün boyunca gelen her videoda bir ipucu olacak. Mesela bu videodaki ipucu ilk ipucumuz olsun. Şu an ekranda veriyorum. Şurada görüyorsunuz ipin ucunda bir harf var. İşte bu ipucu olmuş oluyor. Ama diğer videolarda bunu size söylemiyor olacağım. Bu videolardaki ipuçlarını toplayacaksınız ve sonucunda da Marvel'la ilgili mantıklı bir kelime oluşturmuş olacaksınız. Ama hemen cevabı bulamamanız için de harfleri karışık veriyor olacağız. Her videoyu izlerseniz ve topladığınız harfleri doğru sıralarsanız size son videoda bir site paylaşacağım. Oraya tahmininizi yazacaksınız ve böylelikle de ödülü kazanmış olacaksınız. Daha doğrusu çekişe katılmaya hak kazanmış olacaksınız. Ödül de kazanabilirsiniz. Sonuçta kazanmak için oynuyorsunuz. Bunu sakın unutmayın. Mesela örnek verecek olursam ilk sonsuzluk haftasında şu harfleri toplamıştınız. Ve bu kelimeyi doğru tahmin eden biri bu hediyeyi kazanmıştı. Ama şimdi size çok daha büyük hediyeler hazırladım. Hem de bu sefer 3 kişiye hediye veriyorum. Hadi bakalım. Shut the front door. Neden? Çünkü karantinadayız ve motivasyona ihtiyacımız var. Ama harfler karışık gelecek. Ve eğer siz bu ödülü kazanmak istiyorsanız da yorumlarda bulduğunuz kelimeleri yazmamalısınız. Çünkü kendi şansınızı yarıya düşürmüş olursunuz. Kazanma şansınız böylelikle daha yüksek oldu. Bizim figürlerimizi aldığımız Dreams figür dükkanı biliyorsunuz. Önceden de size bir vlogda göstermiştim. Bu çekişte de bize kendileri yardımcı oldular ve hediyelerinizi de Dreams figür hazırladı. Onlar size hediyenizi gönderiyor olacaklar. Bu reklam değil bu arada. Sadece her sene yaptığımız geleneksel bir sonsuzluk haftası olduğu için kendileri de bu sefer destekte bulunmak istediler. Dolayısıyla bir değil 3 kişiye hediye vermiş olacağız. Kazanamazsanız da merak etmeyin, çekişler devam edecek. Böylelikle
tecrübe edinmiş olursunuz. Şunu sakın unutmayın. İpuçları sadece Marvel videolarında değil, 10 gün içerisinde gelen bütün videolarda olacak. Bu arada merak etmeyin, hiçbiri ilginizi çekmeyen videolar olmayacak. Bu yüzden eğleneceğinize eminim. Yani amacımız şu karantina günlerinde biraz da olsa her şey normalmiş gibi davranmak ve tabii ki evde kalmak. O yüzden mutlaka abone olun ve mutlaka bildirimlerinizi açtınız mı, çana bastınız mı kontrol ediyor olun. Tamam mı? Benim için bunlar yeterli. Instagram'a gelirseniz de çok mutlu olurdum. Çünkü bu sonsuzluk haftası da oradan bir sürü şey paylaşıyor oluyorum. İşte video şu saatte gelecek, şöyle olacak. Ondan sonra anket yapıyorum, soruyorum. Sizce sıradaki video işte atıyorum. Thor'la ilgili bir teori videosu mu olsun, Hulk'la ilgili mi olsun, Endgame'de neler olmuştu ona mı geri dönelim gibi sorularım olabilir. O yüzden siz de beni yönlendiriyor olabilirsiniz. O yüzden hepinizi Instagram'a bekliyorum. Evet, o zaman bu video bitti. Çünkü bu bir duyuru videosuydu. Her zaman böyle yaparız. Sonsuzluk haftasının duyurulması gerekir. Çünkü böylelikle bilmeyenler de sürece katılmış olur ve soru işaretlerini de ortadan kaldırmış oluruz diye düşündük. O zaman ne yapacağınızı biliyorsunuz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bu sonsuzluk haftasını arkadaşlarınıza da bol bol duyurabilirsiniz. Çünkü eğlenceli bir oyun oluyor bence. Dediğim gibi ipuçlarınızı kimseyle paylaşmayın. Böylelikle gerçekten şansınızı yere düşürmemiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Awesome. Eggs? Breakfast? No. I'd like a Bloody Mary. Yalnız hediyeler de bayağı güzel arkadaşlar. O hediye, o setler bende yok. Bunu da belirtmek isterim. Olmadığı için de mutluyum. Hepsini tek tek tozunu almak zorunda kalıyorum çünkü. Hadi daha çok işim var. Bu tişörtümle ikinci videoyu da sunmayı düşünüyorum. Siz şimdi ben bunu kapatıyorum. İkinci videoyu çekiyorum bile. Hadi bay bay.